Elektrik hatlarının kontrolünün ne kadar önemli olduğunu İzmir'de iki kişinin hayatına mal olan faciayla bir kez daha hatırladık. Ve benzer kazalar yaşanmasın diye ne kadar önlemler alındı, neler yapıldı takip ediyoruz. Kocaeli'nin merkezinde yer alan bir yüksek gerilim hattında da her an bir facia yaşanabilir. Çünkü elektrik direkleri ve tellerini sarmaşık kaplamış durumda. Üstelik direğin çevresinde hem okul hem de otobüs durağı bulunuyor. Görenleri kendine hayran bırakıyor ancak büyük bir tehlike saçıyor. Sarmaşık kaplı yüksek gerilim hattı olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Yüksek gerilim hattı İstanbul yolunda İzmit girişinde bulunuyor ve ikisi de tamamen sarmaşıkla kaplanmış durumda ve adeta tehlike saçıyor. Olası bir yağmurda ya da bir kaçak durumunda hem elektrik çarpabilir hem de yangın çıkması an meselesi. Buradaki asıl tehlike yangından ziyade can kaybı. Burada bir de durak var, yani pek çok kişi gelip geçiyor, hemen ileride de bir lise var. Aynen öyle, ben açık söyleyeyim, bu sadece görünen bir tanesi. Görünmeyen o kadar çok var ki. Yani elektrik öyle şakaya gelecek bir mevzu değildir. Belirli bir yakınlıkta bile insanı çekebilir yani. Açıkçası bir uzman tarafından görünmesi lazım. Sonuçta eğer iletim varsa burada risk taşıyordur demektir. Risk taşıyorsa bunun önlemi alınması lazım kesinlikle. Diyelim ki yağmur yağıyor ve siz burada bekliyorsunuz. O sırada buradaki sarmaşıklara dokundunuz. Ancak yağmur yağdı ve sarmaşıklar da en üste kadar çıktığı için sizin de elektriğe çarpılma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Yağmurlu bir havada bunun atom bombası kadar tehlikeli olduğunu düşünebiliriz. Neden derseniz, söz konusu direklerdeki voltaj 36 bin volt civarındadır. Bu nedenle yağmurlu bir havada direğin dibinde olan kişilerin neler yaşayacağını çok telaffuz etmek istemeyiz. Tehlike karşısında çevre sakinlerinin şimdi tek bir isteği var. O da olası bir faciadan önce gerekli tedbirlerin alınması. Yaş ağaç elektriği iletir, onu biliyoruz. Onun için yani zarar olabilir tabii ki. Yangında çıkabilir mi? Çıkabilir ama burada resmi kurum var yani yan tarafında. Onlar da bunu görmeleri lazım diyorum ben. Yani ilgilenmeleri lazım aslında. Kaldırılsa iyi olur.